Ne haber? Kardeş. Yarın ben eve geri taşınıyorum. Siz de artık istediğiniz gibi. Mutluluklar Haziran. Musmutlu günler diliyorum sana. Size. Hepinize. En azından denedim Poyraz. Sen bir türlü görmesen de ben denedim. Sabah sabah. Bana anlatmak istediğin bir şey var mı? Yok. Yok. Bu ne o zaman? Sana aldığım hediyeydi. Peki neden çöpteydi? Vazgeçtim çünkü. Vazgeçtin. Ha öylece vazgeçtin yani. Öyle mi? Aynen öyle. Ya sen bazı şeylerden ne kadar kolay vazgeçebiliyorsun? Hiç de kolay vazgeçmiyorum. Gayet zordu benim için ama sen her geçen gün daha da kolaylaştırıyorsun benim için her şeyi. Poyraz benim içim acıyor. Tamam mı? İçim acıyor. Ve sen de buna izin veriyorsun. Bayağı göz göre göre bile bile benim canımı yakıyorsun. Sen niye yapıyorsun bunu? Biz niye her seferinde imkansız bir aşkmış gibi davranıyoruz? Niye her seferinde gururumuz her şeyin önüne geçiyor? Biz neden mutlu olamıyoruz? Tamam, tamam dur sakin ol. Ya sen bana niye sarılmıyorsun? Niye sarılmıyorsun? Niye öpmüyorsun beni? Tamam her şey geçti, bitti, geride kaldı. Niye demiyorsun? Biz niye birbirimizi sevdiğimizi söyleyemiyoruz? Ben seni seviyorum. Tamam mı? Seviyorum seni. Aşığım sana. Bu kadar. Tek gerçek bu. Nasıl oldu bilmiyorum. Ama oldu işte. Benim aklım, fikrim, her şeyim sende. Ben deli oluyorum sana. Ama bazen böyle gıcık oluyorum. Seninle kavga etmek istiyorum. Sonra böyle kafamı omzuna yaslayıp sonsuza dek orada kalmak istiyorum. Ben seni seviyorum. Tamam mı? Bu kadar. Seviyorum seni.
Ziren. Senin bana söylemek istediğin bir şey var mı? Ziren, saat kaç sen farkında mısın? Rüyanda mı gördün, ne yaptın? Evet. Yani hayır, yani... Hayır işte, yani belki yok öyle bir şey. Rüyamda falan görmedim de. Sen bir karar ver, ben kahve içeceğim. Selamlar. Günaydın Zeynep abla. Günaydın. Mert, alayım ben onu. Ben geleceğim birazdan otele, sen geç direkt. Tamam. Ben de geçeceğim otele birazdan. Malum burası benim de otelim. Anladım. Ne diyordun sen? Ne dediğimi biliyor muyum? Vazoyu diyorum. Beğendin mi? Yani beğendim ki evimi alıyorum değil mi? Beğenmesem almazdım herhalde. Tamam işte, ben de zaten beğendin mi diye soruyorum. Sen var ya... Sen benim kafamı karıştırıyorsun. Hem de öyle böyle değil... Aşırı derecede kafamı karıştırıyorsun, haberin olsun. Canlar, canikolar, düğünümüze göstermiş olduğunuz yoğun ilgi için çok teşekkür ederiz. Bütün fotoğraflara ilgili linkten ulaşabilirsiniz. Çok öpüyoruz. Zeynep Latif Sağlam. Günaydın. Ya da dünyanın sonuna iyi yolculuklar. Oh. Churchill'in ölçüleri bir şey var mı bu evde? Şu hale bak. Ha, ne varmış halinde? Bir tane bile fotoğrafım yok. Fotoğraflar mı geldi? Hı? Bakayım. Sen ondan çayı fondip dedin az önce. Hı? Gördün değil mi? Dün akşam nasıl dans ettiler? Bir dakika bile oturmadılar yerlerine. İnsan bir ağırbaşlı olur değil mi? Ne öyle bu saatten sonra buldumcuk gibi? Buldumcuk? Bu ne kıskançlık ayol? Düğün sonrası gıybetinin bir de bir adabı vardır Selma ağacığım. Ne kıskanacağım ya? Onlar beni kıskansın. Pardon, senin kıskanılacak neyin var? Tamam, bilemedim. Sen Zeynep'in ajanı falan mısın Görkem acaba? Ajan majan değilim Selma ağacığım. Sadece yorgun bir savaşçıyım. Bir de kafama böyle buzluk yiyebilir mi acaba? Buzumuz var. Al Görkemciğim, al. Ay Allah seni kız, mecaz diye bir şey var şu hayatta. İnti taşı alana kadar. Hemen de gitti, taşındı evine. Hemen. Bak bunlar çocuk falan da yapar ha, ben sana söyleyeyim. Şüşünüz yani. Ama gerçi olabilir de yani. Niye olmasın? Fiziksel olarak yani. Görkem, sen de benim tepemin tasını attırıyorsun. Fiziksel olarak yani. Anlaşıldı. Senin olayını çözeceğim. Olayımı? Neymiş benim olayım? Vereceğim seni. Üç saat ben bir koca adayı bulacağız. Tamam, telli duvaklı gelin göndereceğim seni buralardan. Birbirini bulabilirsek. Ben istiyor muyum acaba? Ha? Bana sordun mu? İstemiyor musun? İstemiyor musun dedim. Ya olabilir yani. Evet, gevşedin bak, olabilir dedin. Ya. Açmıyor. Ya yuh. Ya kızım, dün gece gördün kızın halini işte. Bugün de gelmeyiversin. Ben gelmemezlik yapamıyorum ama. Benim her gün burada olmam gerekiyor. Sorumluluklarım var ya benim, öyle bir gün geçiremiyorum. Anlatabiliyor muyum?
Ya anlatabiliyorsun tabii. De. Ben sana yardımcı olayım ha? Ne var yapılacak ha? Yok bir şey. Oo. Gerçi benim de çıkmam lazım. Liseye gideceğim de bugün. Bizim liseye mi? Ha. Sen de gelsene. Oğlum sen beni neden her yere çağırıyorsun ya? Hayırdır? Sen benim en yakın arkadaşımsın ya ha? Anladım en yakın arkadaşım. Sana kolay gelsin. Biricik uyuyor ya, benim burada durmam lazım. Tamam. Ben söylemiş olayım da gelebilirsen gel. Sevinirim. Sen ne yapacaksın ki lisede? Orası sürpriz. Gelince görürsün. Bak saat 5 gibi bekliyorum ha. Hı? İyi iyi. Adımız bayağı duyuldu. Neredeyse bütün hafta sonu dolu. Aferin bize. Haziran abla bu Batu var ya. Hı. Bayağı tatlı adammış. Sence de öyle değil mi? Bilmem, beni ilgilendirmiyor. Tamam. Ben bir sahile bakayım. Tamam. Ya benim canım sıkılıyor biliyor musun? Bu güzellik karşısında benim canım sıkılıyor. Çünkü ben sabahları senin gibi uyanamıyorum. Yahu insanın bir yüzü gözü şişer, bir mahmurluk, bir sersemlik ama sen hiç. Sağ ol. Ne haber, nasılsın? İyi, fena değil. Harikasın bence. Bu arada yatak 10 numaraydı. Kahvaltı da çok çok yerindeydi. Personeliniz ise müthiş. Nehir bundan sonra en yakın arkadaşım benim. Nehir. Süper biri. İnan burada keyfim acayip yerine geldi. İstanbul'un bütün o keşmekeşi, sıcağı çekilmiyor falan biliyorsun. Buraya kaçmak harika oldu benim için. Annem sağ olsun. Gerçekten annen sağ olsun bu arada. Kim bilir sana kalsa bir daha ne zaman görüşürdük. Ama hayat işte. Bazen böyle boşluklar oluyor. Sonra bir bakmışsın kaldığın yerden devam ediyorsun. O zaman mesela bugün gün batımında akşamüstü kaldığımız yerden bir sohbet edelim mi? Poyraz, ne haber? O zaman yarın sabah kahvaltı ediyoruz, ha? Ya da öğlen. Öğlen yemek olur. Öğleden sonra akşamüstü, akşam, 2 gün sonra 5 çay. Tamam, sessiz olsana sen. Bugün o zaman, bugün. Anlaştık, harika. Bence budur. Haziran. Bu arada bir şey diyeceğim ya. Anladığım kadarıyla Poyraz'la sizin aranızda bir şey var. Eğer rahatsız olacaksan ya da ne bileyim ayıp olacaksa falan benim için hiç sorun değil. Ya evet tamam, bizim seninle bir geçmişimiz var ama sonuçta üstünden geçti. İkimiz de hayatımıza devam ettik. Ben bir sorun çıksın istemiyorum. Ya biz ortağız sadece. Benim yemek yemeye falan vaktim yok. Tamam mı? Bir kahve içeriz o kadar. Ya, tamam, benim için yeterli. Poyraz, ne yapıyorsun? Salih abi bahçeyi düzeltiyor, ona bakıyorum. Bak sonra haberim yoktu falan deme, buralar değişecek. Sen niye hiç benim yüzüme bakmıyorsun, ha? Bakıyorum işte, niye bakmayayım? Konuşmayacak mıyız peki? Ya Haziran, 2 gündür aynı şeyi söylüyorsun. Ne konuşacağız, anlamadım ki. Ha, konuşturmuyorsun ki. Yani Batu hakkında. Ben o konuyla ilgilenmiyorum, söylemiştim. Sen benim hayatımla ilgili hiçbir şeyi merak etmiyor musun? Büyük aşkınmış ya senin. Neyi merak edeyim ben? Büyük aşk mı? Ne büyük aşkı ya? Nereden çıktı böyle bir şey? Kim söyledi sana bunu? Ya tamam, neyse ne. Boş ver. Öyle bir şey yok. Tamam mı? Büyük aşk falan yok. O eski bir arkadaşım sadece. O kadar. Arkadaşın? Evet. Eski sevgilim demek istemiyorum çünkü o kadar bir şey olmadı. Verirsen işimi yapmak istiyorum ben. Onlar ne? Otelle ilgiliyse benim niye haberim yok? Otelle ilgili değil çünkü. Bunlar benim fabrikada kalan son zeytinyağları. Elden çıkarıyorum. Yarın hepsi gidecek. Oldu mu? Olmadı. Ya sen sanki daha önce hiç kimseyle görüşmedin mi? Ya nasıl bir görüşme? Ne görüşmesi, anlamadım ki. Görüşmek işte ya. Yani buradan, adadan falan hiç kimseyle görüşmedin mi? Ben iş dışında bir şey konuşmak istemiyorum, tamam mı? Buyurun Karaca.
teşekkür ederim kocacığım. Bir tanesin şekerim. Sen de öylesin kocacığım. Gerçekten böyle olduğumuzu düşünsene. Ay Allah korusun ya. Karıcığım, bu akşam bana ne yemek pişireceksin bakalım? Hatlar mı karıştı? Sesler böyle bir gidip geldi de. Ne dedin sen bakayım? Tamam, düzeltiyorum. Bu akşam bize ne yemek pişireceğiz? Şimdi oldu. Oldu mu? Canım kızım mı gelmiş benim? Şaşırdın mı? Evet, hatırlatayım, senin bir kızın vardı gerçekten. Her an vazgeçebilirsin. Bizim evimiz sana açık. Teşekkür ederim Aliye teyzeciğim ama bir tercih yapacaksan bari burası olsun. En azından kendimi odama kapatırım, kimseyle görüşmem. Kahvaltı ettin mi, hazırlayayım mı şeyler? Annecilik oynamana gerek yok, onun yerini dolduramazsın. Öyle bir şeye niyetim yok zaten Edil. Senin niyetinin ne olduğu belli olmaz. Buldun paralı adamı, bastın nikahı. Senin gibi bir insana hiç güven olmaz, her şey beklenir. Aliye teyze lütfen ama. Ya Latif'le bizim bir geçmişimiz olduğunu niye herkes unutuyor acaba? Neyse yavrum, ben gidiyorum. Yine seni ziyarete gelirim. Eğer bir isteğin olursa telefon et. Telefonum her zaman açık. Çok teşekkür ederim Aliye teyzeciğim. Çok sağ ol her şey için. Gel. Gel, gel bir sarılayım sana. Yok. Kalsın. Ben biraz yorgunum, odama gideceğim. Yani ararsanız diye söyleyecektim de. Beni kim niye arasın ki zaten? İdil, niye böyle yapıyorsun kızım? Sen benim canımın içi biricik kuzum değil misin? Halledeceğiz, halledeceğiz. Kolaylar gelsin. Yalnız ağır duruyor ha onlar. Yardım lazım mı? Merhabalar yakışıklı abim, nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. İşler nasıl inşallah? Çok iyi gidiyor. Oh iyi iyi, aman Allah arttırsın. Bir tane elmanı alıyorum ha. Şöyle vereyim. Üstü kalsın canım abim, görüşürüz. Eyvallah, iyi günler, sağ olun. Kolaylar gelsin, kolaylar gelsin. Ne yapıyorsun Bıcırık? Ablacığım nasılsın? Sağ ol, teşekkür ederim. Durun durun, ben yardım edeyim size. Ablacığım ben eski halterciyim. Benim olimpiyat madalyalarım var. Çok sağ ol. Tabii tabii. Ben bir şeyleri kaldırmadan duramıyorum böyle. Yakala. Devam. Devam. Ver bana, ver bana, ver bana topu, ver bana. Geç, geç İsmail, geç İsmail. Koş, koşu yoluna yönlendirdim. Vur, işte bu gol ya. İsmail attı, İsmail attı. Çok yeteneklisin genç adam. Bana bak, bu kartı alıyorsun. Seni A takımında oynatacağım, tamam mı? Ama bundan sonra senin adın İsmail. Olur, tabii ki. Gençler, devam. Çok sert oynamıyoruz, çok sert oynamıyoruz, tamam mı? Çok sert oynamıyoruz. Onlar kim? Müşteri herhalde. Böyle eskilerden falan değil yani. Eskiler derken? Nehir. Poyraz bu odada benden önce kimle ilişki yaşadı? Ay siz Poyraz abiyle birlikte misiniz? Ya sessiz ol. Hayır tabii ki. Yani benden önce derken ben adaya gelmeden önce. Haziran abla ya, hiç kıvıramıyorsun biliyorsun değil mi? Ne yapayım, çok merak ediyorum yani. Nasıl biriydi? Kimlerle arkadaşlık ederdi? Sana arkadaşlık demek istemedim, başka bir şey demek istedim. Bak şimdi, Poyraz abi benim kankam sayılır, tamam mı? Ve biliyorsun ki bir kanka bir kankanın sırrını asla paylaşmaz. O yüzden özür diliyorum Haziran ablacığım. Bu konuda benden sana ses falan çıkmaz. Nehir. Acilen toplantı odasına bekleniyorsun. Haziran abla, bizim toplantı odamız yok ki. Nehir, beni sinir etme. Takip et, yürü.